Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir kısa video dersimizde beraberiz. Şimdi peş peşe iki tane kısa ders geldi. Böyle tadımlık bir şeyler olsun istedim. Hani birazcık iş yükünüzü hafifletecek tarzda dersler olsun istedim. Diğer derslerimize devam edeceğiz. Zaten onlar birazcık orta ve ileri düzey kullanıcılara hitap ediyor. Bunlar hani başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız için de ideal dersler. Hani arşivlik dersler diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, patch deform var. Sonra belki ilk defa duyuyorsunuz. Hemen peşinden bir de şunu söyleyeyim. Pet deform var. Şimdi bu bizim konumuz pet deform. Pet deform nedir? Birazdan göreceğiz ne olduğunu. Şimdi bu pet deformun ne işe yaradığından size bahsedeyim öncelikle. Mesela arkadaşlar, eğimli bir obje oluşturmanız gerekiyor. Eğimli bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Bunları yapmak için klasik, yani ilkel yol nedir? Ya bir kesitten faydalanırsınız. AutoCAD'de oluşturulmuş kesitlerden faydalanırsınız. Ya da blueprint yardımı alırsınız. Blueprint üzerinden Adaptable Poly ile bu çizim işlerini yapabilirsiniz. Şimdi dersimizin konusu da şu. Pet deform ile aslında bunlara ihtiyacınız yok. Hani elinizde Max'in içerisinde sadece saniyeler, dakikalar içerisinde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. En basit nedir? Arkadaşlar, baston. Hani bir baston çizmek için ne yaparsınız? Bir tane silindir çizersiniz. O silindirin tepesini hop aşağı doğru eğimli verdirirsiniz. Bastonunuz bitti. Çıktı ortaya. Peki, şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şimdi biz pardon, buraya değil. Buradan silindiri seçelim arkadaşlar. Hemen şöyle verdik yüksekliği noktaya, bakalım birazcık kısa oldu. Hemen birazcık daha yukarı, sorry, evet. Bu şekilde bir sopamız var. Şimdi front penceresine geliyoruz. Line'a. Şuradaki ızgara çizgimizden itibaren şu kısım ve şu kısmı çizdik. Sonra bu iki noktayı seçip fillet. Bitti. Sonra modifier liste arkadaşlar. Pet deforma geliyoruz. Tabi onda değil. Bu silindiri seçiyoruz. Pet deform. Diyoruz, diyor, pick pet diyor. Bana yolu göster diyor. Al sana yol diyoruz. Sonrasında birkaç ufak ayarlama yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu front penceresinden gidelim. Bunun arkasında kaldı çünkü. Neden istediğimiz gibi olmuyor? İstediğimiz gibi olmamasının sebebi şu arkadaşlar. Çünkü şuradaki şöyle bırakalım bir bunu. Şu kısımdaki radyusu sağlayacak kadar bizim bu silindirimizde segment yok. Hemen silindirimize geliyoruz arkadaşlar. 5'miş. Onu 25 yapalım. Hatta 50 yapalım. Sonra yükseklik 2 metreymiş. Biz bunu 2250 santim yapalım. Pardon, 2500 santim yapalım. Aa, ne güzel oldu. Sonra pet deforma geri dönelim arkadaşlar. Ve Perchant diyelim. Bastonumuz oldu ama tam ölçüyü sağlamak istiyorsak buna 3000 deriz. Sonra pet deforma geliriz. Yani sonuçta yaklaşık çalışıyor. Şu an ölçülü bir çizim değil. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Mesela başka ne işinize yarar? Kapitone koltuklarda ya da normal oturma gruplarında arkadaşlar, eğimli kısmı
yapmak normalde zordur. Etle bir pul ile bayağı bir vaktinizi alır. Ama siz bir koltuğu oluşturduğunuzda o koltuğun arkaya doğru olan yuvarlanmasını düzgün bir şekilde sağlamak istiyorsanız gene pet deform kullanabilirsiniz. Hemen onu da deneyelim. Bunu da silelim. Evet. Şu ekranı, pardon, yanlış yerde girdi, kapattık. Burada da girdiğimizi açalım. Okey. Bu kısımda da açtık. Şimdi arkadaşlar, gelelim buraya. Tat beğenirse şöyle bir box çizelim. Yüksekliğini de verdik. Bunu biraz daha uzatabiliriz. 698. Tamam. Bu kadar uzattık. Sonra segment sayımız, bunu 5'te bırak. Bu kısım 30. 30 yap. Pardon. Şu şekilde 30 ve 30 yaptık. Verdik. Şimdi gelelim buna. Yandan bakan penceremize. Izgaralarımızı kapatalım. Şimdi buradan da line'a gelelim. Aynı hizada olmasına özen gösterelim. Evet. O kadar. Şu kadar da aşağıya sarksın. Sonra fırlat. Yaptık. Bitti. Box'ımızı seçiyoruz. Gene pet deform diyoruz. Pet diyoruz. Yol bu diyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi oluyor. Fakat gene bizim segment tarafında sıkıntımız var. 60, 120. Bu kısmı 15 yapsak bir şey değişmez. Evet. 240 yaparsak daha güzel oldu. Tabii bunun arkadaşlar yüksekliğini birazcık kısıyoruz. Sonra pet deforma geliyoruz. Bu şekilde bırak. Perspektife geri dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü bazı ayarlarımızı yapmadık. Yani bunun Z'de düzgün olacağını söylüyor bize. Stash aşağı doğru uzatır. Güzel. Sonra Parent. Bu şekilde. O, burada bir hatamız olmuş arkadaşlar. Box tarafında. Length 63 kalmış. Height de 84'te kalmış. Ondan böyle bir sıkıntımız var. Oluşmuş. Bakın hatayı hemen bulduk. O kısım büyük ihtimalle yanlış girdi yapmaktan kaynaklanmış bir durum. Biz bunu 570 kadar yapalım. Sonra evet, koltuğumuzu bizim buradaki mesela bu perşant alt diyor ya, bunu 1'e düşürebiliriz. Bunu da 0 yapalım. Ya da 1 yapalım. Buna şu görünüşten bakarsak daha güzel olacak. Ufak oynamalar ile işlemi de bitirdik arkadaşlar. Sonra tekrar box'a geri dönelim. Mesela şurada
5. Mesela bunu 100 segment verseydik bizim için yeterli olurdu. Sonra bunu bu haldeyken arkadaşlar addable poly'ye çeviriyoruz. Artık bundan herhangi bir o çevirmede hemen convert to addable poly. Pardon. Addable poly altta kaldı. Güzel. Tamam, addable poly'mizi de eklemiş olduk. Pet deformun da kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Birçok konuda işinize yarayacaktır. Üzerinde birçok denemeler yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Mutlu olun.